hemşire neden hala gelmedi ki? Ozan zaten gereksiz gelmişti. Hadi gel gidelim ya. İyi misin kızım sen ya? Baksana bu yara derin. Hadi yürü hastaneye gidiyoruz biz. Nereye gidiyoruz, nereye? Hastaneye. Oldu canım, istersen bir de iki gün yoğun bakımda yatayım. Sen ciddiye almıyorsun ama bu yara dikişlik. Hadi ne olur inat etme, gidelim. Ozan yeter. Boğuldum artık. Bir nefes ver ya. Sen git. Ne kadar zor olabilir ki? Kendim yaparım. Madem gerektiğinde burada olmayacaksınız, o zaman bu evi niye açık? İzin ver, ben yapayım. Kanat. Sen nereden duydun? Boş ver, nereden duydum? Üzüldün mü? Yeni sevgilin yaptı. Tabii ki bu durum hoşuma gitmiyor. O zaman niye hekimden hesap sormuyorsun? Niye her gün aramızı biraz daha açmasına müsaade ediyorsun? Çünkü kimsenin aramızı açtığı yok. Ayrıca hekim düşmanın da değil Melisa. Sadece kabullen. Hepimiz için en doğrusu bu. Biraz yükselen yanabilir. Benim canım sandığından da çok yanıyor. Tamam, yeter. Teşekkür ederim. Hekime içime susamayacağım, söyleyeceğim. Anlaşıldı. Kaçarı yok, söyle hadi. Bak, Leyla'nın da yaptığı bazı şeylere çok kızıyorum, biliyorsun. Ama yani hal böyleyken Kanat'la okula el ele gelmemen lazımdı Hekim. Ya kızım da en mutlu gününde gözüne sokar gibi niye böyle bir şey yaptın? Mahvoldu kız, görmedin mi? Öyle olması gerekiyordu. Ne demek öyle olması gerekiyordu? Kızım anlatsana, ne oluyor? Ayşe tamam, lütfen sorup durma artık. Yakında her şey ortaya çıkacak zaten. Sen sadece şu süreçte Leyla'nın yanında ol, göz kulak ol. Başka bir şey istemiyorum. Anladım Hekim. Güvenmiyorsun bana söyleyecek kadar, tamam. Ayşe saçmalama. Sana ne kadar değer verdiğimi sen kendin biliyorsun zaten. Bak bak. Daha dikkatli bak. Hadi ben sınıfa gidiyorum. Daha Selim Hoca ile yazıyla ilgili konuşacağım. Görüşürüz. Olmadı değil mi? Bir türlü olmadı. Ne planlarsak planlayalım tutmadı. Ve yine sonunda abin kazandı. Kendini de unutma. Ne olmuş bana? Kazayı düşün. O kaza olayının kapanmamasını içten içe istediğine o kadar eminim ki Ozan. Meraklandırdın mı? Bak anlatsana. Olanları bahane ederek Melisa'ya yapışmış haldesin. Sizi birleştiren tek bağ o çünkü. O kaza. Güzel başladı. Ama sonunda yine suyunu çıkarttın. Bizi birleştiren şey benzerliklerimiz. Diyorsun. Yani arkadaş olarak belki. Ama ben senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Ne yapardın? Kendime yeni cepheler kurardım. Kanatını izini silip atardım. Okuldan da, Melisa'dan da. Senin cephende olmak için yanıp tutuşanların olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz o zaman. Peki sen?
Benim alfabenin tamamı kadar planım var. Unutma. Herkes düşer, Aziz devam eder. Buna bak. Bu ne biliyor musun? Bu senin okuldan atılmanın simgesi. Duydun mu? Sen bana bu tişörtü nasıl giydirdiysen... sen de bu okuldan giderken üstünde bir tişört olacak. Hep aynı tehditler. Bana bilmediğin bir şey söyle. Yakında terk edileceksin. Buna ne dersin? Öyle mi? Hı hı. Sen kendi yalanlarına kendini inandırmaya başlamışsın bile zaten. Hı. Hayatına giren tüm erkekler gibi, baban gibi kanat da seni terk edecek. Ben size bir şey diyeyim mi? Şaka maka. Bu Ekim okulun yeni kraliçesi olacak, görürsünüz. Olacak. Artı bir. E ne derlermiş kızlar? Ummadık Queen, taç çalarmış. Şimdi Melisa'cığım olsa ne derdi? Evet kızlar, sonsuza dek ignore ediyoruz. Next.